İyi günler tekrar arkadaşlar. Bu Zotero dersimizde Zotero'ya kaynak nasıl eklenir? Bu konu hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Belki tek derse girmez, yani yetmez. O nedenle bu kaynak ekleme konusunu birkaç derste incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şu anda Zotero programı kurdum. Karşınızda şu anda Zotero programı var. İşte bu klasör bölümü, kaynak bölümü. Ondan sonra bunlar şu anda kaynak eklemediğim için şu anda boş gözüküyor. Birazdan kaynak eklemeye çalışacağım. Kaynak eklenince Zotero'nun mesela bu bölümleri hepsi aktif olacaktır arkadaşlar. Zotero'ya kaynak nasıl eklenir? Üç şekilde eklenir. Bir, elle eklenir. İkincisi ISBN numarası ya da DOI numarası yazarak eklenir. Üçüncüsü ise internette gezerken karşılaşmış olduğumuz bir makaleyi eğer Zotero onu mesela tarayabiliyorsa o şekilde mesela tıklanınca eklenir. Elle nasıl eklenir? Hemen kısaca bir bilgi vereyim ama elle eklemeyi göstermeyeceğim şu anda. Elle bakın dikkat ederseniz şurada artı kısmı var. Ekle diyor. Burada mesela bilimsel dergi makalesi mi, doküman mı, gazete makalesi, kitap bölümü, dosya, bağlantı, ondan sonra diğer türler hepsi bu şekilde yer alıyor. Bunlar aynı şekilde mesela kaynakların ne kadar farklı olduğunu da gösteriyor bize. Yani bir akademisyen mesela sadece kitap ve makaleden eserlerini üretmez. Farklı farklı mesela kaynaklardan da yararlanır. Bu kısım mesela böyle. Sonra da bir farklı bir buton daha var sanki sihirbaz çubuğu gibi. Ona tıkladığımızda mesela program diyor ki buraya diyor ISBN numarası yazarsanız ya da DOI numarası yazarsanız ben diyor giderim onu ki eğer bunlar internete düzgün bir şekilde yerleştirilmişse bulur alır gelir ve buraya eklerim diyor. Biliyorsunuz ki mesela birçok kitaplarda mesela ne var? ISBN numarası var. Eğer bu ISBN numarası geçerli kazanmışsa, uluslararası bir statüye erişmişse bu ISBN numarasını yazdığımızda programın künyesinin diğer bilgilerini yazmadan yani yazarının ondan sonra kitabın ismini yayınlanma yerini yazmadan hemen program kendiliğinden bu bilgiyi internetten alıp gelip ekliyor arkadaşlar. Diğer kısım ise örneğin mesela internette geziyoruz. Diyelim ki bir Google sayfası açalım hemen. Google sayfasını açtık. Açtıktan sonra bir tarih sitesi mesela ya da bir yani online makale yayınlayan bir siteye girelim. Mesela ve Gelecek dergisi var mesela. Örneğin Dergi Park'ta yayınlanan. Evet hemen giriyorum. Şu anda bir akademik derginin içine giriyorum. Burada mesela makale toplamak istiyorum. Örneğin mesela akademik derginin şu kısmında yayınlanmış olan makaleler var. Evet bakın mesela şu kısımda şurada mesela Zotero'nun buradaki yani Chrome'la olan bir eklentisi var. Bu eklenti farklı sitelere girdiğinde mesela farklı şekiller almaktadır. O şekillerden mesela bir tanesini size göstereyim. Mesela şu makaleden bir tanesine tıklayayım. Bakın tıkladım. Şu anda makale sayfasına girdim. Dergi Park'ta makale sayfasına girdim. Burada dikkat edin şu anda bir makalenin içerisindeyim. Bu makalenin özetini okudum. Bu makalenin bana yararlı olabileceğini düşündüm. Ama ne yapıyorum hemen? Bunun mesela künyesinin düzgün bir şekilde Zotero programına kaydedilmesi gerekmektedir. Fakat program ne yapıyor? Diyor ki elle eklemene gerek yok. Ben burada bunun bir makale olduğunu anladım. Çünkü bunun bir DOI numarası var. Ben bunu anladım. İstersen ben bunu Zotero programına kaydedeyim. Ben de diyorum ki okey benim için hiç fark etmez. Daha iyi. Hemen tıklıyorum. Program ne yapıyor arkadaşlar? Bakın makaleyi aldığını gösteriyor. Kitaplığa eklediğini gösteriyor. Ya da istediğim klasöre ekleyebilir. Şimdi hemen oraya bir gidelim. Zotero'ya gidelim. Bir bakalım arkadaşlar. Evet bakın hiçbir şekilde elle giriş yapmadım. Neyi aldı? Kaynağı aldı. Kaynağın künyesini getirdi. Buraya ekledi. Kaynak diyor ki mesela burada bir bilimsel dergi makalesi. Başlığı budur. Yazarı budur. Özeti budur. Kim tarafından yayınlanmış? Tarih ve Gelecek Dergisi tarafından yayınlanmış. Cildi sayısı. Ondan sonra da makalenin sayfa aralığı da arkadaşlar hemen otomatikman gelmiş, eklenmiş. Eskiden insanlar mesela bu tür künyeleri neyle ekliyorlar arkadaşlar? Elle ekliyorlar. Şu anda nedir? Tek tıkla mesela künyeyi ekleyebiliyorsun. Evet. Tabii bu mesela neyle alakalı bir şey? Yani bu dergi online ve eserlerini online şekilde düzgün bir şekilde yayınlıyor ve Zotero bunu anlıyor ve bunun bir makale olduğunu anlayıp kendi programına otomatikman ekleyebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet şu anda kitaplığıma geldi, eklendi makale. Bu da snapshot denen bir kısım var. Buraya hemen kısaca deneyeyim. Bu makalenin hangi siteden, yani hangi tarihte alındığını gösteren bir link. Bu linke tıkladığımda zaten o siteye direkt otomatikman gidiyorum. Yani makalenin nereden aldığını bana gösteriyor Zotero. Görüyorsunuz hemen tek tıkla bir kaynak ekledim arkadaşlar. Hiç künyesini yazarken zorlanmadım ve bu bana epey de bir zaman kazandırdı. Böylelikle mesela
toplayabiliyorum. Dikkat ederseniz bakın şurada bir imleç var. Bu ikon bunun makale olduğunu gösteriyor. Zaten ben mesela burada makale olduğunu da anladım. Zotero'nun imleci değişti, ikonu değişti. Bu daha sonra bakın kitap olacaktır. Yani mesela bir kitap aradığımda kitap olacaktır arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Zotero'ya kaynak nasıl eklenir? Bununla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Zotero'nun özellikle Chrome'la bağlantısını kullanarak kaynak eklemeye çalıştık. Bu derslerimiz devam edecektir. Buna bir diyelim. Şimdi ikincisine geçelim arkadaşlar. Herkese iyi günler.